ben kendi nefsime, sen kendi nefsine, benim sesimi işitecekler, Peygamber aleyhissalatu vesselamın müjdesini duyacak her bir kulak, evet, kalbini buna açsın, zihnini buna açsın. Bakın aleyhissalatu vesselam, sizin sövdüğünüz, sizin kendisine küstüğünüz, sizin kendisine sırt çevirdiğiniz çağı altın bir çağ olarak nitelemektedir. Allah'a sizin kendisinden ümit kestiğiniz bu zamana aleyhissalatu vesselam müjdeli bir gözle, ümitvar bir dille seslenmektedir. Dinleyin İmam Ahmed bin Hanbel Ebu Cuma radıyallahu anh'ten şöyle bir hadis rivayet ediyor. Biz aleyhissalatu vesselam ile beraber öğle yemeği yiyorduk. İçimizde Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh da vardı. Ebu Ubeyde Resulullah'a döndü, dedi ki ya Resulallah, biz sizle, seninle beraber iman ettik ve seninle birlikte cihad etmekteyiz. Bizden daha faziletli, bizden daha üstün, Allah ve Resulü katında daha makbul birileri var mı dediğinde aleyhissalatu vesselam Ebu Ubeyde'ye döndü ve dedi ki naam. Kavmun yekunun min ba'di yu'minun bi ve lem yarawni. Evet. Benden sonra öyle insanlar gelecekler ki beni görmedikleri halde, gözleriyle bana şahit olmadıkları halde iman edecekler. Allahu ekber ve lillahil hamd. Müjde bekleyen yüreklere bir hadis olarak bu yetsin herhalde. Beni görmedikleri halde, bana şahit olmadıkları halde, benim elimden zuhur eden mucizelere tanıklık etmedikleri halde bana iman edenler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Evvela kardeşlerim, buradaki üstünlük sahabeye karşı olan mutlak bir üstünlük değildir, onu bilelim. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden sonra gelecek neslin bir Uhud dağı kadar altını infak etse sahabenin yarım hurma büyüklüğündeki infak ettiği hurmaya yetişemeyeceğini bildiriyor. Evet, onlara karşı mutlak bir üstünlüğümüz yok. Ama onlara karşı bir farkımız var. O da ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu gözler görmediği halde iman etmesidir. Bu nimet de, bu üstünlük de, bu fazilet de, bu yetenek de, kabiliyet de sahabede yoktu. Evet, peki soruyu soran kimdi kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bu soruyu yönelten adam, bizzat Peygamber aleyhissalatu vesselamın her bir ümmetin emini, güvenilir bir adamı vardır. Ey ümmet! Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari Müslim hadisidir. Bu adam Ebu Ubeyde radıyallahu anh Bedir gününde öyle bir cesaretle savaşmıştır ki nice komutanlar, nice yiğitler, nice kahramanlar, nice askerler onun bu tavrına gıpta edeceklerdir. Bedir gününde düşman, müşrikler Ebu Ubeyde ile karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Onun savaştığı safın, onun savaştığı mıntıkanın içine girmek istemiyorlar. Çünkü giren sağ çıkmıyor. Ama bir adam ısrar ediyor. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'a meydan okuyor. Habire karşısına dikiliyor. Ebu Ubeyde kaçıyor, adam kovalıyor. Ebu Ubeyde geri çekiliyor, adam ısrar ediyor. Ebu Ubeyde'nin artık burasına geliyor. Ve bir aslan gibi adamın üstüne atlıyor ve kellesini götürüyor. Peki sizce Ebu Ubeyde'nin kendisinden uzaklaştı. Kılıcını ona karşı uzatmaktan geri durdu adam kim? Onun babasıydı. Kellesini aldı. Bir aslan gibi üstüne atladı. Adam babasıydı. Allahu akbar ve lillahilhamd. Ve bakın Allah Subhanahu ve Teala Mücadele Suresi 22. ayetinde
Kıyamete kadar tilavet edilecek ayetlerin arasında Ebu Ubeyde'ye öyle bir iltifat etmiştir ki, evet, Allah Resulü'nün ifadesiyle bu ümmetin emini olmayı hak edecek bir dereceye ulaşmıştır. Allah'a ve Resulüne iman eden bir topluluğun içerisinde babaları, evlatları, kardeşleri, aşireti Allah'a ve Resulüne düşmanlık ettiklerinde onlara dost olmayacaklardır. Ve ondan sonra bakın Allah Subhanahu ve Teala Ebu Ubeyde'nin üzerinden Ebu Ubeyde'leri gibi nasıl müjdeliyor? Bismillah. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. Onların kalplerine iman yazılmıştır. Allah 7 kat göğün üzerinden Ebu Ubeyde'nin kalbine imanı sevdirmiştir. İmanı tatlı bir meyveye çevirmiştir. Yetti mi? Sonra katımızdan bir ruh ile destekledik diyor Allah Subhanahu ve Teala. Subhanallah. Ebu Ubeyde böyle bir adamdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, seninle beraber iman ettik, seninle beraber cihad ettik, bizden daha üstün var mıdır sorusunu soran bu adamdı. Uhud gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne mihverinin demirleri saplanmıştı. Ebu Ubeyde radıyallahu an dişleriyle o şeyleri çekti, demir parçalarını çekti ve dişlerini kaybetti. Sahabe diyecek ki, ön dişleri olmamasına rağmen bir insan bu kadar mı güzel olur? Allah Allah. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a soruyorlar. Diyorlar ki, ya Ayşe, ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği insanlar kimlerdir? Diyor ki, Ebu Bekir Sıddık, Ömer bin Hattab, üçüncüsü Ebu Ubeyde İbnül Cerrah diyor müminlerin annesi. Subhanallah. Bu soruyu soran, ya Resulallah, bizden daha üstünler, bizden de derece bakımından daha fazla olanlar var mıdır sorusunu soran bu adam. Bu adam Ömer bin Hattab döneminde Şam'ın fatihidir. Bizans'ı toprağa gömmüştür.